projenin ben öğrencinin gelişimine çok katkısı olacağını düşünüyorum. Özellikle geleneksel öğretim yöntemleriyle beraber yürütüldüğünde öğrencinin ilgisini daha çok çektiğini gözlemledim. Okumayı normal okumanın dışında işte bilgisayar üzerinden bir şeyler yazıp onları sesli bir şekilde canlandırma ve onları kendi seslerini dijital ortamdan duymanın onlara haz verdiğini gördüm. Bu da öğrenmelerinde büyük katkı sağladığı inancını taşıyorum. Açıkçası başlarken biz de bu kadar çok şey ortaya çıkacağını umuyorduk ama hakikaten çocuklara bir yaratış yönü çok güzel. Ondan yarattık. Evet sevgili öğrenciler, saygıdeğer misafirlerimiz hoş geldiniz. Bugün sizlere high-tech projesi bağlamında 4. faz hikaye anlatma etkinliklerinin ürünleri olan sunumu yapacak öğrencilerimiz. Sınıfa tırtıl getirdik. Tırtılı yaprakların arasında inceledik. Kozasını gördük. Kozadan kelebeğin türküsünü gözlemledik. Bilgisayar kullanmayı öğrendik. Voki ile bilgisayar kullanmayı öğrenirken kendimizi tanıtmayı da öğrendik. Merhaba, benim adım Aleyna. Senin telefonundan annemle arayabilir miyim? Hayır, ona kontrolün mü bitti? Evet, Kerem. Tabii ki arayabilirsin canım arkadaşım. Tamam, o zaman kısa sürecek zaten görüşmem. Hiç önemli değil arkadaşım, istediğin kadar konuşabilirsin. Sağdan haritaları oluşturdum. Poplet, hikayemizi yazmadan önce kahramanımızı belirledi. Kahramanımız kelebekle bir kavram haritası yaptık. Poplet'e özelliklerini yazdık. Evet, burada öğrencilerimiz hikayenin kahramanı olan kelebeğin özelliklerini kavram haritası olarak oluşturdular bu programda. Bunu da çok severek çalıştılar ve çok hızlı çalışabildiklerini gördük. Nedir? Pupils ile hikayelerimize ilişkin resimleri yaptık. Resim, ses, kaydı ve yazı ekleyerek hikayelerimizi oluşturduk. Ayrıca ses efekti de ekleyerek hikayelerimizi zenginleştirdik. Güzel Kelebek Tırtıl Grubu. Bir macide arkadaşımla oynarken bir tane tırtıl geldi. Onunla tanışıp birazcık oyun oynadık. Onu alıp eve götürdük. Küçük kelebek varmış. Bir varmış bir yokmuş. Bir kelebek varmış. Adı da Pembe'ymiş. Annesinin adı Sarı Belek'miş. Öğretmenimizin yardımıyla birer elektronik posta hesabına sahip oldum. Yaptığımız çalışmaları öğretmenimize e-posta ile gönderdik. Çok güzel hissettim ve çok beğendim. Önce ilk geldiğimde buraya çok zorlanacağımı sandım ama öğretmenimiz sayesinde hiç zorlanmadım. Peki en çok sevdiğiniz program hangisi oldu? Evet. Storybird. Ceyna. Voki. Voki. Evet. Poplet. Evet. Sıla.
Popüler. Sen ne diyorsun Hikmet? Ben de Voki. Voki diyorsun. Bu Voki çok popüler oldu. Neden bu kadar seviyorsunuz onu? Çünkü bizim yazdığımız seslendirdiği için. Peki bu çalışmalarımızın devam etmesini istiyor musunuz?